Bu yem fiyatları başına aldı gitti yani. Malumunuz kurbanlıklar her bayramda olduğu yerden kaçarlar. E5'te, TEM'de, metrobüs yolunda sıklıkla görürüz son yıllarda özellikle. Şimdi kurbanlıklar artık ip ya da ilkel yollarla yakalanmayacak. Etkisi daha kısa süren kas gevşetici ilaçlar kullanılacak. Peki kurban yakalama timlerine nasıl ulaşabiliriz? İzleyelim haberde. Esenler Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban yakalama timi kurdu. Timin kurulma amacı hayvana zarar vermeden yaklaşmak, hayvanın nasıl yakalanacağına karar vermek. Kurbanlıkları yakalamak ve zarar görmelerini önlemek için de iki araç sahada olacak. Peki kurban yakalama timlerinin eğitim süreci nasıl işliyor? Bu işin gönüllü kısmı var. Yani bir personel eğer hayvan sevmiyorsa, yaptığı işten zevk almıyorsa, yaptığımız amele hayvan sevgisine dayalı bir amele. Önce onu seçiyoruz, o vasıftaki personelleri alıyoruz. Daha sonra personelle meslekçi eğitim olarak burada kendi müdürümüz bünyesinde 15 gün normal teorik eğitimleri veriyoruz. Daha sonra sahaya çıkardığımız personel muhakkak bir uzman personel kontrolünde 3 ya da 4 aylık bazen 6 aylık periyotta o işi ona teslim etmeden önce iyice sahada pişmesini ve usta hale gelmesini sağlıyoruz. Bilinen yöntemlerden iple yakalama ya da diğer ilkel yollar hayvana zarar veriyor. Bu yüzden eğitimli ekipler ilaçla uzaktan sedasyon yöntemiyle hayvanı uyuşturuyor. Sedasyon yönteminin kullanımı ise oldukça basit. Yakalama ekibi arkadaşlarımız şu görmüş olduğunuz boruları kullanıyor. Eskiden tabanca kullanılırdı. Üfleme aparatı. Şunlar da enjektörler. Bunlar da ilaçlarınız. Evet. 15 metreye kadar çok etkili bir şekilde. Bu bahsettiğiniz doz 1,5 tonluk hayvanı sedasyona alacak kadar fazla ilaç alma şansı var. Bunun takriben 1-1,5 mililitresini kullanıyoruz. İlaç bunun içerisine basıldıktan sonra şu üfleme aparatının içerisinden geçiriliyor. Sadece nefes yardımıyla gerektiği görüldüğünde bir ya da iki hamleyle hayvana o uyuşturucu ilaç enjekte ediliyor. Uzmanlara göre sedasyon bir nevi kas gevşetici olarak düşünülebilir. İlaç kurbanlıklara 5 ya da 6 dakika içerisinde etki ediyor ve etkisi 45 dakikadan 3 saate kadar sürüyor. Şimdi kesim esnasında hayvanın şuurunun açık olması gerekiyor. Kullandığımız ilaçlar anestezi ilacı değil, sedasyon ilacı. Yani bir nevi kas gevşetici olarak düşünülebilir. Hayvan burada şuuru açık olduğu için kurbanlık kesiminde herhangi bir mahsur yok. Onun için ona özel bir ilaç getirdik biz. Artı olası kazaların ve yaralanmaları ki en önemli konu bu. Maalesef hayvan yaralanmaları Türkiye'de kurban bayramlarında en çok görülen kazalardan bir tanesi. Bunun önüne geçiyoruz. Kurban yakalama timi bayram boyunca 24 saat görev yapacak. Kurbanlığı kaçan vatandaşlar belediyelerini arayarak kurban yakalama timi talep edebilir.